Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle çiftlerin genellikle tartışmış olduğu bazı noktalar üzerine konuşacağız. Bir takım konular genellikle çiftlerin arasında tartışma durumlarına neden oluyor. Hadi gelin bakalım onlara biraz değinelim. Çiftlerin en çok tartıştığı konulardan birincisi iletişim. İletişimde iyi bir anlatıcı, iyi bir dinleyici olmak yerine ya birbirlerini dinlemiyorlar ya da yeterince duygu ve düşüncelerini iyi ifade edemiyorlar. İletişimde tartışılan konunun üzerine odaklanmak yerine geçmişte tartışmış oldukları konuları da yine tartışma esnasında açmış oluyorlar. Sen şunu da yapmıştın, bunu da yapmıştın, şu şekilde de tartışmıştık. Geçmişteki konuları açmak yerine tartışmış olduğunuz durum neyse bunun üzerine konuşmak mantıklı olandır. Tartışma eğer çok şiddetli ise bir 5 dakika mola verip sonra tekrar o konu üzerine konuşmak iletişimde sağlıklı bir gelişmeyi gerçekleştirecektir. Duyguların yoğun olmuş olduğu tartışma esnasında empati yapmak, sağlıklı iletişim kurmak zorlaşır. Bu esnada ara verdikten sonra konuya tekrar döndüğümüzde aynı duygu ve düşünceleri yoğun bir şekilde hissetmek yerine biraz daha sağlıklı bir şekilde düşünmek için kendimize zaman tanımış olacağız. Romantik ilişkilerde çiftlerin en sık yapmış olduğu hatalardan birisi ise birbirlerini değiştirmeye çalışmaları. Şu şekilde hisset, böyle davran, bu şekilde düşün dediğimiz zaman hem sen diliyle yani yargılayıcı bir dille konuşmuş oluyoruz hem de karşı taraf kendisini kısıtlanmış ve engellenmiş hissediyor. Böyle olduğunda agresif bir dille sen bana karışma, ne yapacağım sana mı soracağım diye bir tepki alabilirsiniz. Bu tepkiden sonra tartışma başlar ve bütün o ilişkinin içerisindeki empati problemleri, iletişim problemleri, yargılayıcı dil hepsi tartışmanın içerisinde olacaktır. Birbirini değiştirmeye çalışmak yerine birbirine alternatif duygu ve düşünceler sunmak doğru olandır. Bu şekilde davranırsan beni incitirsin. Beni incitiyorsun bu düşüncelerinle demek daha sağlıklı. İlişkide problemler devam ediyorsa hem bireysel olarak yıpranıyorsunuz hem de ilişkide yıpranmalar oluyor. Böyle bir durumda kişiler kısır döngüye girdiğini hissettiği an mutlaka uzman desteği alması gerekiyor.